Orman. Ay, şeker. Yum yum yum. Bitti. Fidanların hepsini diktik. Çok yorulduk ama olsun. Fidanlar büyüyüp ağaç olacaklar. Ne güzel. Burası bir orman olacak. Kare takımı ormanı. Önce fidanların büyüyüp ağaç olması gerekiyor. Ağaç olmaları için de uzun zaman gerekiyor Kote. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşecek. Ve kare ülkesindeki çocuklar ağaçların altında piknik yapacaklar. Evet, bu hayal harikaydı. Ama hayal olarak kalmayacak Enda. Fidanlarımızı diktik. Bir ormanımız olacak. Evet, güneş, yağmur, biraz zaman ve kara ormanı. İşte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Kare haber zamanı. Kare haber zamanı. Kare haber zamanı. Mutlu günler şehrin güzel sakinleri. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, orman balını çok severim. Sağ olsun sevgili arılar, ballarının bir bölümünü bizle paylaşıyor. Böylece güzel orman balını yiyebiliyoruz. Fakat bir sorun varmış. Arılar bizi terk etmiş. Keşe, neler söyleyeceksin? Umarım doğru değildir. Sevgili aslan, sevgili seyirciler. Konuşamıyorum. Bana neler oluyor? Ormanın havası çok temizdir. Eğer alışık değilseniz başınız dönebilir. Orman balığı! Neden artık orman balığı yiyemiyoruz Bayan Huzurlu? Çünkü bal arılarım gitti. Ormanı terk ettiler. Arılar ormanı terk mi etti? Bu nasıl olur? Aslan, şu an yeşil ormandan aktaracaklarımız bu kadar. Bu durum kabul edilemez. Orman ve arılar bir bütündür. Arısız orman olamaz. Arılar bulunmalı. Bu sorun mutlaka çözülmeli. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Vız vız, yardımın gerekiyor. Yeşil ormana gideceğiz vız vız. Ama yeşil orman nerede bilmiyoruz. Vız vız, araştırman gerekiyor. Kutalar, kare ülkesi ve kare ülkesinin kuzeyindeki yeşil orman. Teşekkürler Vız Vız. Şimdi yeşil orman nerede biliyoruz. Kuti. Kare takımı. Sizi görmek şu anda bana o kadar iyi geldi ki anlatamam. Sizin için buradayız Bayan Huzurlu. Ve kaybolan arılar için. Arılarım gitti. Neden gittiler? Bakın kovanlar bomboş. Olamaz ballar. O güzel lezzetli orman balları yok. Merak etmeyin, arılarınızı mutlaka bulacağız Bayan Huzurlu. Evet, arılar yeşil ormanda huzur içinde tekrar bal yapacaklar. Hadi şu gizemi çözelim. Kare zamanı. Kare zamanı. Kare zamanı. Kare zamanı.
bana dikkatle inceleme yapabileceğim bir araç gerekti. Teleskop değil, dürbün değil. Hah, işte bu. Bir büyüteç. Arılarımı o kadar aradım ki bu patikadan kaç kere ormanın içlerine doğru gidip geldiğimi hatırlamıyorum bile. Patikayı takip ederek arıları bulamadığınıza göre ormanın başka yerlerine bakmalıyız. Arılar bizim gibi yolda yürümezler. Her yerde uçarlar. Patikadan çıkıp bir ipucu aramalıyız. Ne dersiniz? Evet, öyle yapalım. Ben ormanı yemyeşil bir yer sanırdım. Ormanın bu kadar renkli olduğunu bilmiyordum. İlkbahar mevsimindeyiz. Renkli çiçekler her yeri sarmış. Arılar da olsaydı harika olurdu. Arıları ormanda nasıl bulacağız? Orman hakkında bilgi alsak iyi olacak. Nasıl bir yer, neye benziyor, neye benziyor? Orman kökleri toprağın derinlerine, gövdesi gökyüzüne uzanan ağaçlarla kaplı çok büyük bir yerdir. Ormanlar canlıların ihtiyaç duyduğu oksijeni üretirken havayı da temizler. Ayrıca birçok canlının besin ihtiyacını karşılar. Orman havası gerçekten de çok temiz. Çam ve çiçek kokuları da harika. Peki ya yiyecek yoksa? O zaman uğur böcekleri, karıncalar ve kelebekler de ormanı terk eder. Öyleyse araştıralım. Bakalım diğer küçük canlılar ormanda mı? Dikkat et, odaklan. Çiçeklerin üzerinde arılar yok. Bir uğur böceği. Karıncalar da ormandalar. Ormandaki toprakta ve bitkilerde hayat devam ediyor. Sadece arıları göremedim. Kelebekler de burada. Arılarımı severdim. Onlar da beni severdi. Arıların neden gittiklerini anlayamıyorum. Üzülmeyin Bayan Huzurlu. Arılarınızı bulacağız. Yakınlarda akan bir su var. Sesini duyuyorum. Ben de duydum. Arılar çiçeklere gelmiyor. Karınları tok galiba. Tok bile olsalar su içmeleri gerekir. Su sesi bu taraftan geliyor. Hadi oraya gidelim. Su kaynağı burada. Geldik. Ormanda yaşayan canlılar buradan su içiyor olmalı. Dinleyin. Arılar. Arılar. Arılarım. Ormandalar. Bakın oradalar. Gidiyorlar. Hadi peşlerinden gidelim. Takip edelim onları. Neredeler? Gözden kayboldular. Ne tarafa gittiler? Her yerde ağaç görüyorum. Birbirine benzeyen bir sürü ağaç. Kuti, unuttun galiba. Ormandayız. Orman ne kadar sesli. Sesleri dinlersek belki bir ipucu bulabiliriz. Bu iyi bir fikir Ayfa. Kuşlar ötüyor. Cırcı böcekleri. Küçük canlıların hışırtıları duyuluyor. Su sesi. Gürül gürül akan su sesi bu taraftan geliyor. Evet, ileride bir dere olmalı. Arılar orada su içiyor olabilir. Koşun arkadaşlar. İşte oradalar. Arılar derenin üstünde karşı tarafa geçti. Hadi köprüden geçelim. Arıları yakalayalım. Arı vızıltıları artık duyulmuyor. Arılarım, neden kaçıyorsunuz benden? Geri gelin. Arılar! Arılar burada. Ne yiyorlar? Şeker yiyorlar. Arıların çiçeklerden beslenmesi gerekir. Peki bu şekerler kimin? Kare takımı. Pengi. Bu şekerler senin mi Pengi? Evet. Bu aralar benim şekerimi yemek istediler. Ben de şehirden onlar için şeker alıp geldim. Arılara şeker veriyorum karınları doysun diye. Ama şeker yerlerse sağlıklı orman balı üretemezler Pengi. Gerçekten mi?
Ben Orman Balı'nı çok severim. Pengi. Yemyeşil bir düş, ağaçlarla örülmüş. Işık, su, hava, toprak, canlılara korunak. Ne güzeldir orman. Ne güzeldir orman. Yemyeşil bir yuva. Türlü türlü canlıya. Yemyeşil bir düş, ağaçlarla örülmüş. Işık, su, hava, toprak, canlılara korunak. Ne güzeldir orman. Ne güzeldir orman. Işık, su, hava, toprak. Bol bol oksijen olacak. Sevgili seyirciler, arılar meğer şeker yiyormuş. Kare takımı arıları buldu. Arılar ormana geri döndü ve renkli çiçeklerden besleniyorlar. Çocuklar, sizler de sebze ve meyve yiyerek sağlıklı beslenin. Çok şeker yiyerek dişlerinizi çürütmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Ormanda piknik yapmak ne